tercüman kendi dillerinde savunma yapabilmeleri hakkından tutunuz da atılan birçok adımlar var. O bütün büyük şehir yasasından beri. Bütün bunları tek tek değil de bir bütün olarak ele aldığınızda ortaya bir resim çıkıyor, ortaya bir tablo çıkıyor. Ona bakmak lazım. Evet. Yoksa tek tek andımız niye kaldırıldı? İşte tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti TC ibaresi niye kaldırılıyor? Kaldırılıyor. Devlet nişanlarından işte Atatürk silüeti kaldırılıyor. Bunlar tek tek baktığınız zaman başka bir sonuç ortaya çıkar ama resmin büyüğüne bakmanız lazım. O nedir? Aslında biz bunu yıllardan beridir. Genel Başkanımız iktidarın, AKP'nin iktidara gelişi 2002-3 Kasım'dan 3 ay sonra bir basın toplantısı yaptı Sayın Genel Başkanımız. O basın toplantısında AKP iktidarının genel yaklaşımını, meselelere yaklaşımını dikkate alarak şöyle bir tespitte bulunmuştu. Bu iktidar dış politikada ver kurtulcu, ekonomide sat kurtulcu bir iktidar diye bir tespiti bulunmuştu. Geçen 11 yıllık süre bu iktidarın ilk 3 ayında yapılan tespitin ne kadar haklı, doğru ve yerinde değil bir mi? Tespit olduğunu ortaya çıkardı. Evet efendim. Bütün meselelerde ver kurtulcu, ver sürekli taviz veren, sürekli ulusal çıkarlarımızdan, kendi içimizdeki meselelerde sürekli tavizler veren, ekonomide de neyi var neyi yok, Cumhuriyet'in bütün birikimlerini haraç mezat yok pahasına kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla elden çıkaran, yani sat kurtulcu bir iktidar olduğu ortaya çıktı. Şimdi biz hep bunları söyledik. Dedik ki bu adımlar tek tek atılıyor. Bunların hepsi belli bir hedefe yönelik, belli bir şeyin ortaya çıkmasına, onun gerçekleştirmeye yönelik atılan adımlardır. Nedir bu? Bunu daha dün Nusaybin'de yapılan bir orada sınırda zannediyorum bir duvar çekme meselesi var. Onunla ilgili terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin düzenlemiş olduğu mitingde konuşan bu partinin yöneticileri açık açık neyi talep ettiklerini, hedeflerinin ne olduğunu ve AKP'nin neyi gerçekleştirmek üzere olduğunu ortaya koydu. Değil mi? Aynen şöyle diyordu Ahmet Türk. Hı hı. O mitingdeki konuşmasında söylediği şey şu, diyor ki dört parçalı Kürdistan oluşmak üzeredir diyor. Bu olup bitenler diyor dört parçalı Kürdistan'ın oluşması meselesidir. Mesele budur. Andımızın kaldırılması, anayasadaki bir takım başlangıç maddelerinin değiştirilmesi girişimleri, anayasadan Türk adının, Türk kimliğinin